Ben bakıyorum Firuzecim. Efendim? Hayır, Ceren uyuyor. Ben annesiyim. Üvey annesi. Ne? Ciddi misiniz? Bu harika bir haber. Yani Buse için çok üzüldüm tabii. Geçmiş olsun dileklerimi iletin lütfen. Teşekkürler, iyi günler. Ceren! Betüş Hanım, Ceren! Neymiş Betüş Hanım? Efendim Betüş? Sana bir sürprizim var. Üstündekileri çıkarmadan doğru okula gidiyorsun. Niye hayatım? Bugün okullar tatil. Çünkü tatlım, biraz önce Ceren'in öğretmeni aradı. Bugün okulda oyunun provası varmış. Ne? Buse grip olmuş, başrolü Ceren'e vermişler. Yaşasın, duydum abi, başrolü bana vermişler. İşte şimdi dünyanın en mutlu babası benim. Benim kızım başrolü oynuyor. Bunu bütün dünyanın duyması gerekiyor. Yeah! Evet. Buyurun. Afiyet olsun. Bütüş nerelerdeydin? Her yerlerde seni arıyorum. Aa Perihan, kafeyi hafta sonları da açıyorum. Unuttun mu? Unuttum. Evdesindir diye size uğradım. Sadık'tan güzel haberi aldım. Ya Ceren başrolü oynuyor. Hayır, o kadar sevindi ki provaya Cem'i de götürdü. Ne zaman sahneye çıkacak haber ver de birlikte gidelim. Haftaya bugün. Beraber gideriz tabii. Perihan, dün akşam annemler bize uğradı. Size mi geldiler? Ben onların sihir yetkilerini geri vermedim ki. Bu kadar yolu yürümeleri imkansız. Sahiden vermedin mi? Hayır, vermedim. Allah Allah. Ben de anneme öyle söyleyince inanmamıştım. Bunda bir iş var. Çok garip. Annem elinde eski sihirli değneği vardı. Bununla geldik dedi ama... O değnekler hala çalışıyor mu? Vay. Bak sen. Demek yıllar önce kaybettim dediği sihirli değneği saklamış. Yalancı peri. Şimdi ona çok daha ciddi bir ceza vermenin zamanı geldi. Kusura bakma Britney. Ben bugün çıkamıyorum. Üşütmüşüm biraz. Evet, sağ ol. Kendimi çok kuvvetsiz hissediyorum. Neyse, ben iyileşince seni ararım artık. Görüşürüz. Bye. Eda, yalan söylemek çok kötü bir şeydir. Ne deseydi kızcağız? Biz aslında periyiz ama periler başkanı sihir yeteneğimizi elimizden aldığı için kendimizi Amerika'ya ışınlayamıyoruz. Deli derler ayol. Yalan söylesin yani. Ne olacak? Bozacının şahidi şıracı. Hazır yalan demişken, Dudu, hani sen bu değneği yıllarca önce kaybetmiştin? Kaybetmiştim, sonra buldum. Öyle mi? Ama cezalı bir perinin arkamdan iş çevirmeye kalkması peri yasalarına aykırı. Maalesef bu durumda cezan ikiye katlanacak. Bu değnek şu andan itibaren suç aleti sayılacak. Aman olur mu Perihan teyze? O değnek çalışmıyor, bozuk bir kere. Hadi canım sen de. Sihirli değnekler hiçbir zaman bozulmazlar. Bozuk işte, dene istersen. Dediğim, bunu seni cezalandırmak için kullanacağım. Buyur. Dudu, bir süreliğine papağana dönüşsün. Gördün mü bak, hiçbir işe yaramadı. Tabii çalışmaz, bu değnek sahte. Sahte mi? Mümkün değil. Ben onu yıllarca kullandım. Ben değnekler konusunda asla yanılmam. Bu gerçek sihirli değnek değil. Olur mu Perihan teyze? Biz dün kaç defa denedik, çatır çatır çalıştı. Çalışıp çalışmaması önemli değil. Önemli olan geri kurallarını hiçe sayarak sihire başvurmanız. Hem de cezalı olduğunuz halde. Bu gerçek sihirli değnek değilse sen de bizi cezalandıramazsın Piruş. Tabii ki cezalandıracağım Dudur. Hem de size öyle bir ceza vereceğim ki hiçbir şey yapamayacaksınız.
Ay, ayaklarını öpeyim Perihan Hanım. Rica ederim Tacım. Ay, sana minnettar olurum yap şu işi. Bugün Umur Bey'le bir randevum var. Acaba sen bugün bir şey yapmasan ya. Ya Perihan teyze, ne olur bizi affet. Ne olur, ne olur, ne olur. Amir! Karıcığım, yani karanlıkta oturmaktan biraz sıkıldım da şöyle perdeyi hafifçe aralayayım dedim, hani içeri güneş ışığı girsin diye. Bilirsin, güneş girmeyen yere doktor girer derler de. Ben sana izin vermeden şu pencereye bir metreden fazla yaklaşmak yok demedim mi abi? Dedin Suzan. Peki şu pencereden gizli gizli bakarsan iki gözünü birden oyarım demedim mi abi? Onu da dedin Suzan. Peki ben şimdi seni ne yapayım abi? Bir şey yapma Suzan. Sus! Sus, konuşma, gebertirim! Unutma. Yani kızımla nasıl gurur duyduğumu sana anlatamam. Rolü nasıl kapı verdi ama tuttuğunu koparır. Ne de olsa kimin kızı değil mi? Neyse, bana bakın, oyuna mutlaka bekliyorum, tamam mı? Öptüm, görüşürüz. Sadık Bey, size inanamıyorum. Aramadığınız bir tüpçü kaldı. Kusura bakmayın ama sizin yaptığınıza, görmemişin çocuğu tiyatrocu olmuş, gitmiş yedi düvere haber vermişlerler. Aa, ne diyorsun sen Firuze? Benim bu duygularımı dostlarımla paylaşmam çok doğal bir hakkım yani. Dostlarınız mı? Bakkalı bile aradınız. Hani o ip sizi kazıklardı? Siz dostunuz düşmanınız kim iyice bir düşünün, ben kapıyı açıp geliyorum. Selam Firuze abla. Hoş geldiniz. Biz geldik. Oo, hoş geldiniz çocuklar. Anlatın bakalım, prova nasıl geçti? Çok mutluyum baba. Bugün karar verdim, büyüyünce tiyatrocu olacağım. Kesin olursun. Neden? Rolünü çok mu güzel oynadı? Çok garip ama. Bugün Ceren'in aklından ne geçerse o oluyor. Olanları bir duysan inanmazsın baba. Bugün provaya giderken trafik çok sıkışıktı. Otobüs tam 15 dakika olduğu yerde kaldı. Ceren keşke ışınlanabilsek abi. Bu trafik yüzünden provaya geç kalacağım dedi. Sonra bir baktık otobüs tam okulun önündeki durakta. Hadi canım, daha neler? Evet baba, yemin ederiz. Tövbe deyin, tövbe deyin. Bir de bunu dinleyin. Eve dönerken Ceren size çiçek almak istedi. Ama harçlığımız yetmedi. Sonra bir de ne olsun, elimi cebime attım, cebimden tam tamına çiçek alacak kadar para çıktı. İşte kanıtı. Hadi hadi, sen kirli çıkısındır. Sen para biriktirmek için oraya buraya saklarsın ya, sen onları bulmuşsundur mutlaka. Paralarımı hesabımda biriktiriyorum baba. Cebimde olmadığına eminim. Doğruyu söylüyorum. Sabah uyandığımda çok susamıştım. Başucumdaki suyu gece içtim. Bir baktım abimin başucumdaki su hala duruyor. Ben daha onu almadan bardak havada böyle uçarak bana geldi. Buna ben de inanmıyorum. Sadık Bey, bu hayal gücünün yarısı sizde olsa eşinizde bayağı bir terfi ederdiniz. Bakın Cem, Ceren, bunları hayal etmek çok güzel. Ben de bunları hayal etmek isterdim. Ama baba... Çünkü sizin yaşınızdayken ben de aynı şeyleri hayal ederdim. Uçan arabalarım, uçan bisikletlerim olmasını. Sonra babamın bana alamadığı o pahalı oyuncaklara parmak şıklatarak sahip olmayı. Demek ki çocuklar da size çekmiş Sadık Bey. Hatta annenizi kaybettiğimiz gün ona hayat verebilecek sihirli bir güce sahip olmayı. Ama insanlar böyle sihirli güçlere sahip olamazlar. Bizler ancak hayal gücüne sahibiz çocuklar. Yani gerçek olmasalar bile söylediklerinizi düşünmeniz çok güzel şeyler, çünkü siz çok zeki çocuklarsınız. Ancak zeki insanlar büyük hayaller kurabilirler. Belki de babam haklı Ceren. Ben doğruyu söylüyorum abi. Ben çok kötü kalpliyim. Ben çok kötü kalpliyim. Bundan sonra hayatıma bir papağan olarak devam edeceğim. Bundan sonra hayatıma bir papağan olarak devam edeceğim. Adamım arıyor, aç. Adamım arıyor, aç. Hadi aç. Bak, açmazsan ben açarım. Hadi aç.
Bak açmazsan ben açarım. Açma. Açtım bile. Duducuğum. Ne var Umur? Ne var Umur? Dudu, iyi misin sen? Sana ne? Niye rahatsız ediyorsun beni? Sana ne? Niye rahatsız ediyorsun beni? Ama Dudu, neden bana böyle davranıyorsun? Hani bugün arayacaktım, randevu ulaşacaktık, buluşacaktık. Avucunu yala Umur. Benim senin gibilerle kaybedecek vaktim yok. Bir daha beni arama. Beni bir daha arama. Avucunu yala Umur. Benim senin gibilerle kaybedecek vaktim yok. Bir daha beni arama. Beni bir daha arama. Seni anlamıyorum Dudu. Geçirdiğimiz onca romantik günlerden sonra nasıl böyle laflar edebilirsin? Tamam. Seni bir daha aramayacağım. İntikam, intikam. İntikam, intikam. İnanabiliyor musun hayatım? Ceren susamış güya, bardak uçarak ona gelmiş. Desene Ceren kendini rolüne iyice kaptırmış. Haklısın hayatım. Ha, bir de tam okula giderken trafik çok sıkışıkmış. Yazık, o da korkmuş provaya geç kalacağım diye. İçinden demiş ki, ah keşke bir ışınlansam. Ya. E'si Cem'in de Ceren'in de dediğine göre otobüs bir anda okulun önüne gelmiş. Canları bile görüyorsun işte. Çocuk yani ne yapsın? Garibim, elindeki o değneği gerçek sihirli değnek sanıyor. Canım ya. Ver şu değneği anne. Zaten çocuk üzgün. Bir de sen oynaya oynaya kıracaksın, daha da çok üzülecek. Ne çocuğu, ne değneği, ne diyorsun sen? Gördün mü ne yaptın? Ver şu değneğimi. Ay tamam anne, tamam. Üf, iyi. Hevesin geçinceye kadar al sen de dursun. Oh. Hayatım, senin günün nasıl geçti? İyi iyi, çok iyi geçti benim günüm. Sen çocuklar nerede dedin, odalarında mı? Ben gidip bir bakayım. Tamam. Çok merak ediyorum acaba Ceren'in provası nasıl geçti. Aa, Feroze, kapıya bakar mısın? İnanamıyorum. Bu turu hiç geçememiştim. Çünkü içimden abim artık şu turu geçse de oyun bitse dedim. Gıcık oluyorum şu araba seslerine ya. Hiç de değil. Oyunu kendi zekamla bitirdim. Ne oldu bunun sesine ya? Oh! Aa, gel Betüş gel. Sana anlatacağım çok önemli şeyler var. Ne olur Suzan, şu perdeleri açıp dürbünü bana geliversene. Tek eğlencen röntgencilik değil mi abi? Bir de utanmadan söylüyor musun? Bak sen hep beni yanlış anlıyorsun Suzan. Sana gördüklerimin hayal olmadığını kanıtlayacağım. Ya asıl sen benim yaşadığım hayal kırıklığını sor. Lotoyu tutturunca dünyayı gezeriz sanmıştım. Ama ben sen gitmeye bile utanıyorum. Puh, pis röntgenci. Ben röntgenci değilim. Of, of. Sen de mi bana inanmıyorsun Betüş? Galiba ben de babanla aynı şeyi söyleyeceğim tatlım. Bana böyle bir güç geldi. Aklımın ucundan geçen küçücük bir şey bile gerçek oluyor. Abim oyununu bile ben bitirdim diyorum. Ama böyle bir şey nasıl olabilir ki? Bilmiyorum. Sen ne düşünüyorsun Cem? Düşündüm de otobüsün ışınlanması bana da saçma geldi. Ceren'in zaten hep bir yerde parası vardır. Kesin çiçeklerin parasını ben vereyim diye harçlığım bitti dedi. Hem zaten oyunda ben bitirdim. Çok denektin abi, çok. Ama ikinize de gizli bir yeteneğimin olduğunu kanıtlayacağım. Aa, böyle bir şeye hiç gerek yok tatlım. Bu konuyu kapatalım gitsin. Bırak ispatlasın Betüş. O zaman gelin peşimden. Şimdi hepiniz gerçeği göreceksiniz. Hayatım, buna gerçekten gerek yok. Yani anlayacağım. Kayınvaliden Duduş'um beni terk etti. Sizi çok iyi anlıyorum Umur. Belki Betüş yardım eder diye geldi. Ay haklısınız. Aa işte bakın, iyi insan lafının üstüne gelirmiş Betüş. Umur Bey hoş geldiniz. Ben size sonra yardım ederim. Ne oluyor Sardı? Yani Betüş işte patron, yani bu çocuk da çocuk olmayı çok iyi beceriyor. Bırak beni Ceren. İşimi bitireyim, eve gideceğim. Bak Davut amca geç kalınca kızıyor. 5 dakika Fırza abla, sonra bırakacağım. İşte şimdi kanıtlıyorum. Ne oluyor hayatım? Bilmiyorum ben. Ceren Hanım bize sihirlerini gösterecekmiş baba. Ne sihiri? İşte şimdi soruyorum. Firuze ablanın hiçbir şey aklında tutamadığını biliyoruz değil mi? Ve İspanyolca bilmediğini.
Güzel Türkçemiz bana yetiyor da artıyor bile Ceren'cim. Bebeğim yani tabii ki hiçbirimiz İspanyolca bilmiyoruz. Şimdi bunun sihirle ne alakası var? İkimizin de en sevdiği şarkı nedir? Asırehe. Söyle. Asırehe. Ha he he. Dehe de bu dehe berese. Bino vana hani ya da mugiyana bu dipidi. Şimdi sen söyle Firuze abla. Çok güzel bir şarkı da ben bu şarkıyı nasıl söyleyeyim? Niye söyleyeyim? Tam olarak ne yapmaya çalışıyorsun Ceren'cim? Seyredin de görün. Şimdi Firuze abla bu şarkıyı ezbere size söyleyecek ve danslarını yapacak. Başta Firuze abla. Bir deneyeyim. Asere he ha he he. Dehe de bu dehe berese. Bino vana hani yeden bu giyene bu gibidi. Asere he ha he he. Dehe de bu dehe berese. Bino vana hani yeden bu giyene bu gibidi. Gerçekten şaşırtıcı. Yardımcınız bile senden daha renkli biriymiş Sadık. Bino vana hani yeden bu giyene bu gibidi. Vallahi kıvırdım. Şimdi bana inandınız mı? Ben inandım. Vallahi ben ne diyeceğimi bilemiyorum. Firuze o basit bir türküyü bile başka türlü söyler. Aa ne var ki bunda? İsterse herkes bu şarkıyı söyleyebilir. Aa ben söyleyemem ben de. Aa söylersiniz. Bunun için sihire falan gerek yok. Bakın şimdi hep beraber söyleyelim isterseniz ha. Biraz hatırlatır mısınız şarkıyı çocuklar? Bir. İki, üç. Tamam tamam yeterli. Evet şimdi hep beraber başlıyoruz tamam mı? Hazır mıyız? Evet. Bir, iki, üç. Asere ha he he. Dehe de bu dehe berese. Bino var hani ya da bu girene bu gibi mi? Asere he ha he he. Dehe de bu dehe berese. Bino var hani ya da bu girene bu gibi mi? Asere he ha he he. Allah Allah, acaba her şeyi ben mi hayal ediyorum? İşte şu sihirli değnekten kurtulmanın tam sırası. Bu oyuncak değnek her şeyi eski haline getirebilir. Girebilir miyim Ceren? Aa, benimle küs müsün? Herkesle küsüm. Keşke içimden başka bir şey geçirseydim. Meğer hepimiz o şarkıyı biliyormuşsunuz. Ceren, sana bir şey soracağım. Sence sihir yapmak bu kadar önemli mi? Tabii ki önemli. Kim aklından geçen her şeyin gerçekleşmesini istemez ki? Ama tatlım, bir de şöyle düşün sen. Aklından geçen her şey gerçek olsa hayatın ne anlamı kalır? İnsan istediği bir şeye ulaşmak için çabalamazsa, ona kolaycacık sahip olursa o şey o kadar değerli olur mu? Mesela Buse. Sırf okul müdürünün kızı olduğu için senin rolünü almasına ne kadar üzülmüştün? Sence iyilik perisini o oynasaydı senin kadar sevinir miydi? Hayır. Mesela ben. Bir senedir Tuğçe'nin peşindeyim. Eğer çıkma teklifimi hemen kabul etse ona bu kadar aşık olur muydum? Şimdi beni daha iyi anlıyor musun Ceren'ciğim? Hı hı. Peki sen Betüş, böyle sihirli şeyler yapabilen bir peri olmayı istemez miydin? Bir düşüneyim bakalım. Galiba istemezdim. Oh, canım benim. Sağ olun Umur Bey. Biz iyilikleri parayla yapmayız. 10 milyon sizde kalsın. İleride ihtiyacınız olur. Olur. Sabaha kadar ağlasanız da size yardım etmeyeceğim efendim. Annem nasıl oluyor da böyle bir adama... Aa, annem nasıl acaba? Çabuk yerine otur Avni. Tamam. Çabuk. Peki Susan. Perihan! Perihan! Ne
Eda. Merhaba Taceddin. Merhaba Dudu. Ne haber Betüş? Diyorum ki Perihan, bu sefer onlara çok fena bir ceza vermişsin. Ama hak etmediler mi Betüş? Bana bak. Yoksa sen onları gene eski haline mi getirmemi istiyorsun? Sana bunca yaptıklarından sonra. Katlanacağız artık. Madem bu kadar istiyorsun sen bilirsin. Günah benden gitti. Ah, kabus yine başlıyor. Ben sonra yine gelirim. Gitmem lazım. Galiba Sadık beni çağırıyor. Hayır yapma Perihan. Betüş, hayatım. Efendim tatlım. Umur Bey sızdı. Ne yapalım? Bir taksi çağıralım. Tamam sen çağır. Ben tutmayınca devriliyor. Tamam ben ararım. Bana neler tekrarlattığını tek tek hatırlıyorum. Şimdi seni hamam böceğine çevireceğim. Sakın Dudu. Yoksa sana çok daha kötü bir ceza vermek zorunda kalacağım. Bir şey desene Eda. Haksız mıyım? Ay, anne ben bir şey demesem soru kurunun yanında yaşlı yanıyor her seferinde. Umur Bey'e neler söylememe sebep oldu bir bilseniz. Oh olsun. Bu yaştan sonra elin adamına yüz verirsen ben de engel olurum tabii. Sana ne? Bu seni hiç ilgilendirmez. Ben seni yıllar önce boşadım. Dudu, Taceddin. Aile meselelerinizi baş başayken konuşun lütfen. Yeter lütfen. Bu sözlerinle kalbimi kırıyorsun. Anne, baba, ikiniz de susun artık. Bıktım birbirinizi yemenizden. Hemen dönerim hayatım. Betüş, uyudunuz mu? Ne oldu Ceren? Sen niye hala uyumadın? Yoksa yine uçan bardaklar mı görüyorsun bakayım? Hı? Of baba ya, hayır. Bu saate kadar rolümü çalıştım. Biraz vaktiniz varsa oyunu oynayayım diyorum. Zaten bütün oyun 15 dakika. Tabii ki oynayabilirsin. Biz de çok merak ediyoruz. Abi gel gel, uyumuyorlarmış. Merhaba. Ben odada prova yaparken o da erkek bir rolüne çalıştı. O kadar güzel oynadı ki keşke o da seçmelere katılsaymış. O rolü kim oynuyor peki? Tuğçe'nin sevgilisi. Keşke onun yerine ben oynasaydım. Hem de rüyalar beyaz.